Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yerel gündem programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Dediğim gibi güzel ülkemizin farkındalığı olan noktalardaki değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli hizmetleri olan belediye başkanlarımızı Halk TV ekranları aracılığı ile yerel gündem programında yapmış olduğu hizmetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Halk TV ekranları aslında yabancı olmayan, daha önce de birçok programda konuğumuz olan sevgili Özer Kayalı başkanımızla birlikteyiz. Kuşadası'ndayız. Festival kenti, turizmin başkenti Kuşadası'nda sizlerle birlikteyiz. Sevgili başkanım, ekranlarımıza yabancı değilsiniz ama ola ki izleyemeyen değerli izleyenlerimiz için kısaca sevgili Kayalı'yı tanıyabilir miyiz? Evet, ben Özer Kayalı, 1960 Kuşadası doğumluyum. 82 yılında Kuşadası'nda ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra 1982'de ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Yurt dışında 4,5 yıl çalıştım. Sonra Kuşadası'na dönüp kendi işimi yapmaktayken siyasetin içinde bulduk. Bu da nasıl oldu? Kuşadası'nda belli bir eşrafı diyelim, toplantı yaptık 20-25 kişi. İşte şu olsun, bu olsun, o olsun derken ihale bizde kaldı. Olur mu, olmaz mı diye tereddütten sonra görev gibi kabul ettik. 2014'ten itibaren de 2004 ve 2019 seçimlerinde de aday adaydık. 2014'te adaylık nasip oldu. Ciddi bir oy oranları kazandık. Yaklaşık %60 gibi, 59-80 gibi bir oy oranla kazandık. Bu güvende halkımızın bu güvende boşa çıkarmamak gerekiyordu. Belediyenin bütün kurumlarını bu işler düzenli hale soktuk. Kısacası kurumsallaştırdık belediyeyi. O konuda çok net, çok emin adımlar attık. Ne yaptık mesela? Aydın ve İzmir'de birçok yerde, Türkiye'nin birçok yerinde daha elektronik imza olayı daha gündemde bile değilken biz bu işi bitirdik. Yürürlüğe soktuk. Şimdi bütün belgeler elektronik, artık dosya dolaşmıyor bizim belediyemizin katlarında. Sadece bilgisayarlarda bilgiler dolaşıyor. Elektronik imzaya geçtik. Arşivimiz çok kötüydü. Kimi yanık, kimi su basmış. Ayrı ayrı yerlerde, ufak ufak depolardaydı. Ona ciddi bir kurum arşivi oluşturduk. Yoktu kurum arşivi, onu oluşturduk. Tabii hizmetin en önemli ayağı para, ekonomi. Bütçede ilk başladığımızda ciddi anlamda bir borç vardı. 194 milyon kadar bir borç vardı. Bunun 89 milyonu Büyükşehir Yasası'yla birlikte Aydın Büyükşehir'e, yeni kurulu Aydın Büyükşehir'e devroldu. 105 milyon borç da aldık. Şu anda bu 2 yıl içinde bütçe disiplini de sağladık. Hani kurumsallaşmaktan bahsediyorum ya. Bu yıl itibariyle de, daha doğrusu geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yaklaşık bu 105 borcumuzu 82-83 milyona indirdik. İlk defa belediyenin işçi ve memurların ikramiye maaşı dahil her ay zamanında alınabilir hale geldi. Şimdi artık bu işler bitti. Zaten önümüzdeki günlerde, hatta bayramdan sonraki herhalde ilk hafta içinde olacak. 2 yılda ne yaptığımıza dair halkımıza, bütün halkımızı çağıracağımız kalabalık bir toplantıda, herkese açık bir toplantıda 2 yıl buradan beri ne yaptığımızı anlatacağız. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Herhalde Büyükşehir Yasası'na falan Oraya girme geleceğiz. fırsatımız Oraya olacak. geleceğiz. Zaten şeffaf belediyecilik ve elektronik belediyecilik altyapı anlamında Kuşadası gerçekten önde gelen belediyelerimizden biri. Ona keza 2014 yerel seçimlerinde de gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı anlamda çıtasını yükselten bir ilçede bulunmaktayız sevgili izleyenler. Şimdi ben sevgili başkanıma şöyle bir sual yöneltmek istiyorum. Türkiye'de turizmin, özellikle kruvazör turizmin Kuşadası'nda başladığı bilinmekte. Bunun nedenleri, Kuşadası'nın sahip olduğu potansiyeli ve benzer türü verilerle ilgili bizi bilgilendirme şansınız olabilir mi? Valla Türkiye'de turizm sadece kruvazör turizmi değil. Türkiye'de yabancı turizm anlamında, yerli turizm anlamında, mesela Türkiye'de ilk kurulan acentalardan biri Kuşadası'nda kurulmuştu 1959 yılında. İstanbul ve Kuşadası vardı bir zamanlar. Yani Çeşme, Antalya, bunları oraları rakip gördüğümüz için değil ama herkesin hafızasını tazelemek için söylüyorum. Bodrum, Alaçatı yok iken, Antalya yok iken, Kaş yok iken Kuşadası vardı. 1959 yılında işte karar verilip de 60 yılında limanın bitmesiyle bu turizmde bilinirliliği ve
dünya tarafından, sadece Türkiye yerli turistler açısından konuşmuyorum, dünya tarafından bilinirliği kruvazör liman bitimiyle birlikte daha iyi anlaşıldı. Ve 1970'li yıllarda tam anlamıyla turizm, dünya turizmi entegre oldu. Bunu nereden çıkarıyoruz derseniz, o yıllardaki bütün literatürü taradım. O yıllarda Türkiye denince akla İstanbul ve Kuşadası geliyor. O yıllarda çıkan turizm dergileri, turizm programı. Zaten o yıllarda da Bakanlar Kurulu'nda pilot turistik yöre diye ilan edilen ilk Türkiye'deki yerlerden biri. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Kuşadası. O nedenle Kuşadası'nın Türkiye turizmin ilk başladığı yerlerden biri. Bazı farklı şeyler söylenir gerçi ama hem kruvazör anlamda, hem yerli turistlerden, hem yabancı turistlerden de, hem de dünyada bilinen bugünkü anlamıyla turizm endüstrisi, hem kullanıcılar hem bu endüstri yönetenlerce, ajantalarca bilinen, tur operatörlerce bilinen ilk turizm Kuşadası'nda başladığı konusunda iddialıyız. Şöyle bir şey söylemek gerekirse, Kuşadası'nda yerli ve kruvazörle gelen turistlerle, konaklama amacıyla gelen turistler, günübirlik gelip ziyaret edip dönen turistlerle Kuşadası'nın yılda 3,5-4 milyon insanın ağırladığını tahmin ediyoruz. Buna net rakamsal, istatistiksel bilgiler yok ama şöyle söylüyorum. Geçen yıl mesela sadece kruvazör limanından gelen turist sayısı, yanlış rakam vermeyeyim, şuraya not almıştım, 925 bin. Oldukça da ciddi bir rakam. Evet. Yok, bu gecelemede, geceleme turizme gelip konaklayan otellerde 925 bin, yerli turist 471 bin, topladığınız zaman 1 milyon 396 bin, bunda kruvazör turizmi yok. Gemiyle gelen, günübirlik gelen, bu geceleme sayıları verdim, günübirlik gelen de yaklaşık 580 bin civarında idi. Düşünebiliyor musunuz? Yani zaten 2 milyonu böyle tamamladık, 2 milyon da işte civar ilçe, illerden gelip günübirlik kullanıp gidenlerle birlikte bu sayının 3,5-4 milyona varacağını tahmin ediyoruz. Bu ne demek? Burası Kuşadası için ciddi bir potansiyel demek. Ha, bu yıl turizmdeki ülkedeki sıkıntılardan veya ülkenin Avrupa'da turistik destinasyonlardan algılanan imajında yaratılmış olan değişikliklerden dolayı da turizm bu sene kötü. Evet, Kuşadası'nda da kötü. Ama ben şunu söylüyorum ve bilerek söylüyorum. Bütün turizm yöreleri bu seneki krizden etkilendi ama bunlardan en az etkilenen gene de Kuşadası oldu. Yüzdeye vurmaya çalışırsak Kuşadası %30-35 etkilenecek gibi görünüyor bu ayki Haziran ayı sonuna kadarki rakamlarda baktığımızda, rezervasyonlara ve gelen turiste. Ama diğer yörelerde bu çok daha fazla. 40-60'lara buluyor hatta, 59'lara buluyor Antalya'da. O da işte turist krizi nedeniyle daha çok Rus turisti ağırlayan bir Antalya vardı. O nedenle kan ama Kuşadası'nda farklı, potansiyel farklı. Alman, Belçikalı, Hollandalı, Rus, İrlandalı, İngiliz, hatta son yıllarda Romanya, Moldova ve Bulgaristan'dan gelen yabancı turistlerimiz de var. En önemlisi de Yunan adalarından günübirlik uğrayan yabancı turistler var veya Yunanlılar var. O nedenle Kuşadası'nda turist kaynağı çeşitliliği çok fazla olduğu için diğer yörelere göre etkilenecek. Ha, mutlaka etkileniyor. Mutlaka. Biz iyiyiz, çok iyiyiz demiyorum. Geçen yıla göre biz de %25-30 kayıpla kapatacağız bu yılı turizm anlamında ama diğer yörelerden daha az etkileneceğiz. Onu biliyorum. Evet, sevgili başkanım, tabii bunları detaylı sizlere soracağız. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce de elde ederek ekranlarımız başındaki değerli izleyenlerle paylaşacağız ama bayramdan sonra şeffaf belediyecilikle ilgili yapmış olduğunuz 24-26 aylık çalışma halkımızla paylaşacaksınız ama öncelikle bize bir öncelik olsun. Biraz da bize öncelikli alalım. 30 Mart 2014 seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve başladınız. Oldukça da verimli, dolu dolu geçen bir 26 ay. Benim nazarı dikkatimdeki, gözümdeki gördüğüm. Bu 26 aylık süreçte belediyenin elektronik anlamındaki altyapısı ile ilgili çalışmalardan bahsettiniz. Bununla ilgili ilklerde olduğunuzu biliyoruz ama onun haricinde neler yaptık? Onun hedefleriniz nelerdir? Muhakkak ki ciddi projeler vardır halkımız, bölgemizle ilgili. Bunları biraz açabilir miyiz? Şimdi biz mesela, ben her zaman şunu söyledim. Belediyenin aslı görevi seçimler sırasında da, propaganda sırasında da bunu söyledim. Ondan sonra da şimdi söyleyeceklerimi söyledim ama galiba bu insanları tatmin etmiyor. Ne demek istiyorum?
İşte şu kadar kilometre yol yaptım, şu kadar metrekare asfalt yaptım, parkı yaptım, şu kadar metrekare park bahçe yaptım falan. Bunlar belediyenin asli görevi için bunlarla reklam yapmana gerek yok diye düşünüyor idim. Ama 2 yılın sonunda etrafta konuşulan, daha doğrusu şöyle söylemiş, bu 100-104 bin nüfusu kuşağısında işte bir kısım, çok az bir sayıda yani, iki basamaklı sayı kadar bir yerimde söylenen hep şu: hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Çok şey yaptık ya, onu bir kere söyleyeyim. Bir kere bütün belediyenin sıcak asfalt şantiyesi kurduk. Parke tesisini kurduk, otomatik hale getirdik. Eskiden 500-600 metrekare parke basabilirken bugün aynı makinalarla 1200 metrekareye vuran parke taşı basabiliyoruz. Yaklaşık bunu 3 ayda tamamladık. Yeni bir yere taşıdık. Bütün asfalt, sıcak asfalt şantiyesine dahil olmak üzere üretim tesislerimizi bir yere taşıdık ve modernize ettik. Ve bunun sayesinde de son Temmuz ayı sonu itibariyle söylüyorum, bu ay itibariyle değil, geçen seneki Temmuz ayı, yani 2015, 31 Temmuz 2015'ten bahsediyorum. O ay itibariyle geçtiğimiz 30 Mart 2014'ten önceki 12 yılda yapılmış toplam yoldan fazla yol yaptık. Gerek parke, gerek sıcak asfalt, gerek sati kaplama anlamında yaptık. Ama bunlar belediyenin aslı görevi. Bunları dile getirmek gerekmiyor diyordum. Ben bile fikir değiştirmeye başladım. Çünkü insanlar bu rakamları istiyor. Yani bu rakamları söylemezseniz bir iş yapmamış gibi görünüyor. %5 gibi işte internet veya buradaki ajantaların kendi internet sayfalarından yaptığı reklamla yolcuların booking yapıp özel turlar var. Ne yaptı? %35. %5 de turist çıkarken oradaki taksicinin işte veya herhangi birinin, özellikle de taksicilerin işte Efes tur, Mefes tur deyip kendi katıldığı tur. Toplam %40. Geri kalan yolcunun %60'ının %10-15'i Kuşadası'na inip şehri gezmiyor. Ve geri kalan bütün gün boyunca öğlene kadar kalıyorsa, öğlene kadar, 8'e kadar kalıyorsa, 8'e kadar yolcusu gemide kalıyor, Kuşadası'na inmiyor. Tabii bu yıl bu özellikle bu rakamlar biraz fazla çünkü terör korkusu var. Hatta bu yılda şöyle bir adet çıktı kruvazör gemilerinde. Gelirken Samos'a uğruyor. Dileyen yolcular, buradaki terörden, terör korkusu duyan yolcular orada iniyor. Dönüşte tekrar uğrayıp Samos'a, o limandan alıp devam ediyorlar. Mesela geçen bir gemide 600 yolcunun böyle yaptığını biliyorum. Özellikle bu öğrencili, yani öğrenci, gençlerin olduğu gemilerde böyle bir şey oluyor. Sezon başında çok olmuştu. Sezon içinde çok olmuyor ama arada gene bu öğrenci ihtiva eden gemilerde oluyor. Nereye geleceğim? İşte güvercin adayı restore ediyoruz dedik ya. Biz aynı şekilde eski ilk yerleşim alanlarında olan Kaleiçi Cami mahallemiz vardır. Kaleiçi Camisi'nin etrafında surların içinde çoğu yok olmuş sular ama hala daha var olan bölümlerde var. Kulede var. O mahallede eski şehir, yani Old Town dedikleri bütün dünyada turistler, onu yaratmayacağız. Orada bir sokağın sağlıklaştırma projesini yaptık geçen sene. Çok ciddi tepki aldı. Esnaf da buna katıldı. Olumlu anlamda çok ciddi tepki aldı. Esnaf da katıldı. Şimdi onu gören diğer sokaklar biz de yapalım diyor. Bu kış onu da el alacağız. Yani güvercin adayı dedik, restorasyonunu bitiriyoruz. Yürüyüş, giriş yolu dahil olmak üzere, güvercin adanın içi dahil olmak üzere canlandırmalar yapıyoruz. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Kale içinde buna uğraşıyoruz. Kültürel rotalar diye bir projemiz var. Eski evlerimizi zaten tamamen şu anda sanırım 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Yaklaşık 7-8 tane de evimiz var. Bunun üçünü bu ay içinde ihalesini yapıp restorasyonunu yapıyoruz. Söylemeye çalıştığım şu: gemide kalan turiste Efes Meryem'ana dışında bir cazibe yaratmak gerekir ki turist gemiden insin. Hatta o turisti getiren ajanta gemiden turisti indirmek için götüreceği, sunacağı bir cazibe, yani turistin gezebileceği bir yer önerebilsin. Yok çünkü şu anda Kuşadası'nda bu anlamda bir yer gerçekten. Bir ara 2 sene önce bir tur ajanta başlamıştı, gemi ajantası. İşte şehir turu diye yürüyerek, ama ne yapılıyordu? Sadece kervansarayın etrafı, kale içinde işte bir sokak dolaşıyor. Başka bir şey yok gidecek. Bir şeyler yaratmak lazım. Bizim bu anlamda işte bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıla biraz daha sağlam gireceğiz bu anlamda. Bizim şu anda işte röportaj yaptığımız belediye binamız sanırım 1994-95 yıllarında tamamlandı. Evet, 94'te. 94 seçimlerinden sonra tamamlandı. Hatta o seçimlerde konu olmuştu.
Bu binaları önümüzdeki sene sonunda komple yıkacağız. Bütün bu meydan yaklaşık bir 35 dönüm belediyenin tapulu malı. Burayı yıkıp bildiğimiz anlamda bir kent meydanı yaratacağız burada. Türkiye'mizin belediye en büyük eksikliği, bütün turizm ve bütün şehir yerleşim yerlerini bırakın turizmi, kentlerde meydanlar vardır. Bizde ne yazık ki bu eksik. Bunu yapacağız. Bu tabii bir sonraki sene yani 2018'e sezonuna girdiğimiz zaman olacak. 2017 sezonunda da bizim eski futbol sahamız vardır. Yıllardan beri atıldır. Orada bir tam anlamıyla bir spor rekreasyon alanı, iki kat işte otopark, üstünde iki tenis kortu, basket kortu sahası, işte mini golf, tırmanma duvarı, çeşitli küçük amfiler, özellikle de açık yüzme havuzu ama kapalı yüzme havuzu ama yazın açılabilir bir yüzme havuzu var. Ciddi kentin bu anlamda çok eksiği var. Bütün bu eksikleri tamamlayacak bir spor rekreasyon alanı projeleri bitti. İhalesine çıkmak üzereyiz. Eylül sonu gibi bu turizmdeki inşaat yasaklarından sonra inşaatı başlayacak. Önümüzdeki sezona hazır bitirmeyi planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa. Aslında aklınıza gelmedi cümlesini ben kabul etmedim. Neden? O kadar yoğun, o kadar çokça projeler var ki hepsini arka arkada sıralamakta şahsen dinlemekte ben de zorlanıyorum. Halihazırda özellikle 2016 kışı 2017 baharına kadar Kuşadası gerçek anlamda bir cazibe merkezi olabilmesi anlamı ile el emeği Göznur hanımlarımızın yaptığı gibi ince ince dizilerek, işlenerek yeni sezona ciddi anlamda hazırlıklar yapılacak. Bir de sevgili başkanım, yakın bir süreçte de Kuşadası'nın cazibe merkezinin de farkında olan noktalarıyla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ulusal ve uluslararası gündeme oturan bir uçak batırma olayı gündeme geldi. Hatta sevgili yurttaşlar, bizim Ankara Merkez Haber Merkezi'ni de arayıp uçak düştü, uçak düştü diye de anonslar geçirmişti. Muhakkak ki sualtı zenginlikleri de ilçemizde çokça var. Bununla ilgili neler söylemek isterseniz? Şimdi iki yılda neler yaptıktan başladık, nerelere geldik? Aslında biraz bağlantı koptu. İstersen onun bölümü ben çok ufak ufak birkaç başlıkla tamam. Tamamlayıverim. Sonra bu konu çok önemli çünkü. Tamam. Yani geçiştirecek bir konu değil. Önemli bir işlemdi o. Büyükşehir'in yaptığı. Bunun dışında tabii biz sosyal hizmetleri de unutmadık. Mesela ilk defa Kuşadası'nda kadınlarla dayanışma, evde bakım hizmeti kurduk. Ayrı bir ekip, ayrı araçlarıyla. İlk başlangıçta bu 15-20 idi. Sonra 40'lara çıktı, 80'lere çıktı. Şu anda 120 bakıma muhtaç yaşlı insanın ihtiyaçlarını evinde gidiyoruz. Bunlar ev temizliği, küçük ev tamiratları, elektrikli, suydu vesaire gibi dahil olmak üzere, küçük sıva muva vesaire. Kendi kişisel bakımıyla ilgili, yani banyosu da dahil olmak üzere bunları yapıyoruz. Bu arada epeyden beri verilmiyordu burslar, burs demeyelim ona. Öğrenim yardımı öğrencilerimize 2014'ten itibaren başladık, devam ediyoruz. Ondan sonra ARYA diye Kuşadası Belediyesi'ne ait bir şirket kuruldu. Ve bu şirket Kuşadası Belediyesi'nin uhdesindeki bütün restoran, kafe, park, bahçe vesaire işletiyor. Bizim en büyük zenginliğimiz hem de doğal zenginliğimiz olan Milli Park Dilek Yarımadası, bizim halk dilinde Kalamaki diye geçer. Orada bulunan 4 plajın işletme ihalesi için Orman Su İşleri Bakanlığı'nın açtığı ihaleye girdik. Orayı belediye olarak aldık. Kuşadası Belediyesi olarak aldık. Gene bu şirketimiz ARYA aracıyla işletiyoruz. Halkın %98'i memnun. Ne anlamda memnun? Hem fiyatlardan memnun, hem servisten memnun, hem de güvenilir. Kamu var çünkü orada. Kamu adına iş yapıyoruz. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri de memnun. Çünkü önceki zamanlarda çok farklı anlamlarda kullanılmış burası. Hani biliyorsunuz Samos'a çok yakın vesaireden dolayı çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor imiş. Şu anda onların hepsi ortadan kalktı. Bunun dışında belediyenin elindeki bütün kafeler, işte Gazi Beğendimiz vardı bizim önceki dönemde başlatılmış olan. Onu bir yeniledik, makyajını yaptık, düzelttik. Oradaki servisi bir anlamda değiştirdik. Halk oradan da çok memnun, çay bahçelerimizden memnun. Sosyal yardımlardan bahsediyorum. Zaten o muhtat şeyler işte 2500'de 3500 aile arası bizim sosyal hizmetlerin yaptığı araştırma sonuçlarında muhtaç insanlarımıza her Ramazan'da paket yardım yapıyoruz ve kömür yardımı falan yapıyoruz zaten bunlar. Ben bunları söylemekten çekiniyorum ama bunlar söylenmesi gereken şeylermiş gibi dayatılıyor insanlar tarafından. O nedenle söyledim burada. Bu demin anlattığım toplantıda bahsedeceğim bunlardan. En önemli iki olaydan bahsedeceğim.
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın'da kurulan Adnan Menderes Üniversitesi'nin burada 3 bölümü var, 4 bölüm vardı. Otelcilik, işte işletme, turizm rehberliği, başka bir bölüm daha vardı. Bir bölüme biz 2 bölüm daha katılması için ciddi anlamda destek ve yardımcı ve ikna edici olduk. Mesela Adnan Menderes Üniversitesi konservatuar bölümü Kuşadası'na taşındı. Geçen yıl eğitime başladı. Ve bu sayede biz de Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki devlet konservatuarındaki hocalar ve onların diğer bölgelerdeki arkadaşlarla birlikte belediye oda orkestrası kurduk. Klasik müzik konserleri veriyoruz ve halkımız inanamayacağınız kadar ilgi gösteriyor. Bize demişlerdi ya bu klasik müzik mi kaldı? Yani Türkiye'nin bir sürü dertleri var. Hayır. Sanat her zaman gerektir. Özellikle klasik müzik. Hem Türk klasik müziği hem de Batı anlamda klasik müzik önemli, kültür önemli. Oda orkestrası kurduk. Ciddi anlamda konserler veriyoruz ve çok başarılı oluyorlar. Katılım çok iyi oluyor. Onun dışında gastronomi bölümünü Kuşadası'na taşıması için bir bina yaptık. Mutfağıyla, yemekhanesiyle, işte öğretime, o görevli bölüme, resmi ofislerle falan. Bunun üstünde de çatısında bir kafeterya yaptık. Adnan Menderes Üniversitesi belediyenin görevleri biliyorsunuz, okullara yardım etmek. Bunları yaptık ki gastronomi bölümü buraya geldi. Oldukça da önemli bir bölüm. Önemli bölüm. Bu yılki talebe sayısı eğer yanılmıyorsam 170 falandı geçtiğimiz yıl. Bu yıl öğretimi başlıyor bizim yaptığımız yeni binlerde. Yaklaşık 300 olacağı, 300-350 olacağı tahmin ediyor. 350 öğrenci ne demek biliyorsunuz? Bütün kış boyunca 350 yeni insan demek Kuşadası'nda ekonomik anlamda katkısı da olacak. Konservatuarın bir önceki ilçedeki öğrenci sayısı 9'du. Şu anda bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuarı orta okul düzeyinde de, orta eğitim düzeyinde de bir bölüm açıyor konservatuarı. Bu da ne demek? Kuşadası tabii bir başka türlü, demin anlattığım gibi cazibe merkezi olduğundan dolayı öğrenciler de, bu tür öğrenciler buraları tercih etmeye başladılar. Bu anlamda kültürel etkime artık şeyi saymıyorum. Her gün neredeyse en az haftada 2-3 yaptığımız kültürel etkinlikleri saymıyorum. Bir mesela Erkan Yücel sahnesi adı altında, biliyorsunuz Erkan Yücel değerli bir sinema yönetmeni, tiyatro oyuncusu, hatta bir sinema çekiminde Kuşadası'nda bir sinema çekiminde işte arkadaşıyla beraber geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. O nedenle adını Erkan Yücel sahnesi verdiğimiz 176 kişilik bir cep tiyatrosu sahnesi de yaptık. İlk başladığımız günlerde 2014 Haziran Temmuz aylarında orada tiyatro devam ediyor. Belediyenin 5 ayrı tiyatrosu var. Bir tanesi bunların kadın tiyatrosu. Yani 5 ayrı oyun çıkardı bu yıl. 3 tiyatro grubu var. Kadın, işte amatörler. Bunların hiçbiri parayla, profesyonel anlamda parayla yapılan işler değil. Gönüllülerin, kadın gönüllülerin çalışıp da katıldığı, tabii yönetmeni mutlaka bizden, belediyenin bünyesinde çalışan arkadaşlardan yönetmenler. Kadınlar geliyor, kendileri bir oyun çıkarıyor, sergiliyor. Böyle bir 5 oyun çıkardık sadece bu tiyatro döneminde. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. İşte belediye Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koroları klasik olarak onlar zaten var. Geçen haftalarda, 3 hafta önce Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir gün beni telefonla aradılar. Güzelçamlı'da oturan, artık Güzelçamlı beldesi demiyorum, kapandı çünkü. Maalesef. Bu Büyükşehir yarısını unutturmayı mutlaka konuşmamız lazım. Oraya geleceğim, muzdarip olduğum konu. Güzelçamlı eski deyimle beldesinde, yeni deyimle mahallesinde oturan vatandaştı. Buraya uçak geldi. Ne demek ya uçak geldi, Güzelçamlı havaalanım var falan. Ben biliyordum da tabii espri olsun diye böyle söylüyorum. Büyükşehir uçak satın almış. Reklama girmezse eğer Airbus A320, yani büyük bir uçak. Şu andaki en büyük uçaklara yakın büyüklükte bu uçak. Bu Büyükşehir bunu almaktaki amacı Kuşadası'ndaki dalış turizmi. Çok önemli bir rakam. Yani dünyada bakarsan yaklaşık 9 milyar dolarlık bir bütçe. Bu dalış turizminin yarattığı bütçe. Bundan her ülke ne kadar faydalanabiliyorsa faydalanması gerekir. Ama Kuşadası'nda böyle bir uçak ve hani biz diyorduk seçim propagandasında, hala da onlar aynısını söylüyor. Dünya Kuşadası'nı konuşacak. Bu Dünya Kuşadası konuşmanın da bir adımı oldu aslında. Nasıl bir adım oldu? Şu anda işte o törenle batırdık. Arayan arayana denizde, uçak denizde yüzüyor gemi gibi.
Ya işte denize uçak mı düştü, içinde yolcu var mıydı, ölen var mı kaldı. Beni çok ciddi işte televizyonda bir şekilde görüyor, tam algılayamadan olayı. Arıyor panik halinde. Hatta Samos'ta bir takım dostlarımız var bizim. Sürekli çok yakın olduğu için gider geliriz. Oradakiler aradılar beni. Samos'ta Kerbeli koyunda tam Kuşadası'na bakan bir koyda arkadaşım var. Onlar arıyor. Onlar aradı. Ya ne oldu, Kuşadası'na uçak mı düştü falan. Yok dedim, uçak yüzüyor denizde. Hakikaten Güzel Çamı'dan koruma açıklarına kadar, bu Ramada Otel açıklarına kadar uçak yüzerek geldi. Tesadüfen bir de gemi vardı o gün. Tam çıkış yapmak üzereydi. Uçağa selamladı Düp'le falan. Ve orada batırıldı o açıkta. Batırılmasının tek amacı dalış turizmine bir şekilde katkıda bulunmak. Çevreciler tarafından öyle veya böyle eleştirilebilir. İşte temizlenmesi, boyası vesairesi. Ama önemli olan şu. Şu yapılan iş ve bu yapılan işte büyükşehirin harcadığı para elde edilen reklam değeri anlamında kesinlikle kıyaslanmayacak bir şey. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Şu reklamı dünya çapında ben o gün ertesi gün izledim. Dünyanın bütün büyük haber ajanslarında ana haberlere konu oldu. Hala daha devam edenler var. Yani devam eden haber portallarına baktığınızda gösterilen var. Şöyle de bir özelliği var. Dünyada şu anda batırılan en büyük uçak. Dünyada ilk yani. Ve Kuşadası'nda bu batı dalış turunda. Şimdi bunun arkasının gelmesi lazım. İşte yeraltı şehirlere bir şeyler yapmamız lazım. Onlarla da ilgili bir projelerimiz var bizim. O nedenle ben Büyükşehir'e buradan teşekkür ediyorum. Büyükşehir Yasası'nı konuşacağız. Onun için oraya geliyorum sevgili başkanım. Bu türdeki tüm güzellikler batırılsın. Malum 14 seneden beri ülkeyi batıranlar batırıyor. Onlara da vermiş olduğumuz mesaj gitsin. Sevgili başkanım, en muzdarip olduğumuz konulardan biri de 2014 yerel seçimlerinde başımıza dert, başımıza bela olan bir eyalet yasası bana göre. Bütün şehrin sadığıyla bilinmekte ama 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu'nda yapılan değişikliklerden birinden olan 14.7'de bir kurulum oldu. Aydın'da büyükşehir statüsüne kavuştu. Peki bu kazanımlar doğal olarak Kuşadası'da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi statüsüne kavuştu. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neleri var? Artıları, eksileri, bunları irdeleyebilir misiniz? Şimdi bakın, bu büyükşehir yasası şu anda Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir yasa değil. Neden değil? Çünkü uygulamada bir sürü aksaklıklar var. Şöyle söyleyeyim. 30 Mart seçimler bitti. 31 Mart sabahı insanlar kalktılar. Ben sadece Kuşadası'ndan bahsediyorum, Aydın'dan bahsediyorum. Kuşadası Belediyesi'nin 6598 hektar sorumluluk sahası vardı. Belde ve köylerle bu 29.200 küsur, yani 30 bine çıktı. 5 katı, neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir alana hizmet verdi. 6 köy, 2 beldeyle. Büyükşehir açısından bakıyorum, Aydın Belediyesi vardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. 31 Mart sabahı bir baktı. Yanılmıyorsam 38 belde, 498 köy, 17 ilçe ve Aydın gibi bir hizmet vermesi gereken bir bölge var. Aydın bölgesi var. Tamamen dediğiniz gibi biraz eyalet yasasına uygun bir anlamda. Ama bunu yaparken ne önceden bir hazırlık var. Yani ne anlamda hazırlık? Ne bütçesi var, ne personeli var, ne ekipman var, ne kurulu bir düzen var. Yani ne demeye çalışıyorum? 31 Mart sabahından itibaren işte mazbata alındıktan sonra 3 Nisan, 5 Nisan, biz mesela 5 Nisan'da aldık. 5 Nisan'dan sonra bütün bu alanlar bir önce bir tanıyacaksınız. Elinizde ne var? Kuşadası 6500 küsur hektara göre örgütlenmiş bir belediye var. 29 bin küsur hektara, 30 bin hektara, yani 5 katı büyüklüğünde bir alana hizmet verecek yapıya kavuşturmak lazım belediye öncelikle. Aynı şey Büyükşehir için de geçerli. Yani Aydın Büyükşehir için de geçerli. Akşamdan sabaha böyle bir şey olmaz. Bunun altyapısı hazırlanır. Önceden hazırlıkları yapılır. Bir geçiş süreci olur. Elemanı, işte bütçesi, ekipmanı neyse, araç gereci hazırlanır. Ha, sonrasında belki olabilir. Ama biz bu 2 yıl boyunca daha anca, hani kervan yolda düzülür mantığı vardır ya bizim, anca daha kervan yolda düzülmeye başladı. Yani yeni yeni işte bir yerlere varmaya başladık. Kanalizasyon sorunu, su sorunu, fiyatları sorun, Aydın'da ciddi anlamda sıkıntılar oldu. Ama ben bunu Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlamıyorum. Bu tamamen kanunun getirdiği, merkezi hükümetin getirdiği, yasanın getirdiği bir handikap, bir zorluk, bir güçlük. Bunun dediğim gibi bir geçiş süreci olması lazım veya öncesinde bir hazırlığı olması lazım.
Aynen anlattığım gibi, yani sabah kalkıyorsunuz, 6 katına büyümüş bir yer ve bir önceki elinizdeki insan personel, neyse elinizdeki araç, edevat, insan personel, onlarla bu bölgede aynı anda başlayacaksınız. Ve bütçeniz de değişmiyor bu arada, onu da bilmeniz lazım. Evet. Özellikle ilçe belediyelerin bütçeleri de değişmiyor. Şöyle söyleyeyim, bizim gibi de azalma var. 2013 yılı Kuşadası Belediyesi gelirlerinin gerçekleşmiş olan toplamı 82 milyon küsur civarında. 2014 yarı yarı işte bir yerel seçimler oldu olmadı, oturdu oturmadı, büyükşehir falan diye 2014'de anlatmıyorum ama 2015'te de gelirimiz gene 82 milyon. Ama büyükşehir yasası olup da Kuşadası Belediyesi'ne ait işte su, kanalizasyon, katkı payı, yol vesaire, otogar vesaire bizde kalsaydı, reel olarak biz bunu 2015 rakamlarına göre değerlendirdiğimizde 60 milyon küsur büyükşehir Kuşadası Belediyesi'nin devrettiği işlerden dolayı para almış yani. Yasa gereği. Yani ne demek? Bütçemiz 2015'te 140 küsur milyon, 141 milyon olacak imiş. 60 milyon. Ha, bu 60 milyon azalmanın belediyeye getirdiği yük ne biliyor musunuz? Hani personel, araç gereç, işte yakıttı vesaireydi, malzemeydi. 13-14 milyon. Net 45 milyon artımız olacakken net bu artımız eksildi bizim. Yani 140 milyonla bütçeyle bir hizmet yapacakken 83 milyonluk bir bütçeyle hizmet yapmak zorunda kaldık. Ve 5 katı bir alandan bahsediyoruz. 5 katı büyüklükte bir hizmet alanından bahsediyoruz. Büyükşehir yasasının getirdiği handikapları her noktada dillendiriyoruz. Büyükşehir'deki yöneticilerimiz bir bakıma, tabii ki bizim dostlarımız için konuşmuyoruz bu cümleyi ama kepçeyle alıp çay kaşığıyla dağıtıyorlar. Peki sevgili başkanım, bunun muhakkak artıları eksileri var ama yerel yönetimdeki en büyük sıkıntılardan biri de merkezi hükümetin uygulamış olduğu baskılar. Ona keza Kaçaksaray'ın çakma padişahı, o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, ben yaptım, oldum, bittiyle belli bir yasa getirdi. Ülkemizde iki farkındalığı olan bir yerel yönetim var. Büyükşehir yasasıyla yönetilmeye çalışan yerel yönetimler, bir de eski statüyle yönetilmesi gereken yönetilen noktalar var. Aralarında muhakkak farkındalık var ama bir turizm kentinin belediye başkanısınız. AKP'nin, özellikle az önce de ifade etmeye çalıştım, AKP'nin uygulamadığı en büyük yanlışlardan biri de dış politika. Komşularımızın tümüyle hemen hemen kavgalıyız. Ciddi anlamda da krizler yaşamaktayız. Bunun Kuşadası, dolayısıyla da ülke turizmine ne yönde etkileri, artıları, bunu irdeleyebilir miyiz? Türkiye'nin turizminde çok ciddi bir kırılma var. Yani bu ne 91'deki Körfez Savaşı sırasındaki krize benziyor. Kuşadası ve Türkiye turizm anlamda çok ciddi anlamda yol kat etti. Yani dünyada turizmde 6.'yız ama turist ziyaret eden turist sayısı anlamında dünyada 6. ülkeyiz. Turizm gelirli anlamında 11. ülkeyiz. Birinci olmamız hiçten değil. Eğer düzenli, istikrarlı bir dış politika, turizm politikası, yatırımlar götürülebilirse. Bu yıl kaçıncı olacağız onu bilemiyorum. İstatistikler daha çıkmadı ama bu yılki kriz, dediğim gibi, ne 91 krizine, Körfez krizine, ne ondan sonraki işte 2001 vesaire Avrupa kırda yaşanan krizlere falan benzemiyor. Bu uzun soluklu bir kriz olacak gibi görünüyor. Temennimiz olmasın ama gerçekleri dile getirmek lazım. Burada polyanacılık yapmanın gereği yok. Bu yıl gösteriyor ki çok net, keskin bir düşüş var. Turizm deyip geçmeyin. Turizm, hani derler ya, bacasız sanayi. Yani hiçbir şey yok. 10 milyon turist, 20-25 milyon gelir. 20 milyon turist, 30-40 milyon milyar dolar, pardon düzeltiyorum, gelir. Bu hani bütçe şöyle açık verdi, böyle açık verdi. Bu bütçe bir türlü kapanıyor. Nasıl kapanıyor? İşte bu turizmden gelenlerse. Çünkü turizm ihracattan sayılmıyor. Otelcilerin yaptıkları işler ihracattan sayılmıyor. Bu politikalarda bir sürü şeyin değişmesi lazım. Ama öncelikle de ülkenin dışarıda buraya gelen, turist gönderen ülkeler anlamında imajının, algısının doğru olması lazım. Ne yazık ki bu son yıllarda yapılan, çıkan krizlerle bu imaj sarsıldı bana göre. Bana göre değil, gelen turistlerle konuştuğumuzda, yurt dışına gittiğimizde, biz de birebir de yaşıyoruz bunu.
Türkiye artık Orta Doğu ülkelerinden, yani bir Suriye, Irak, İran, Mısır ülkelerinden biri gibi algılanmaya başladı. Bu imajın yaratılması çok kolay. Çok kısa sürede olur ama yıkılması çok zor. Bu imajın tekrar kazanılması çok zor. Ama hükümet tartışılır, kim tartışsa tartışsın, Rusya ile, İsrail ile, belki de Mısır'la normalleşme, bu krizi ortamından normalleşme anlamında bir adımlar atılıyor. Umarım bunlar sonuca varır. Biz turizm açısından bakıyoruz, turizme katkısı olur. Daha fazla bu konulara girmek istemiyorum. Hani dediniz, bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu hükümet döneminde çok yanlı davranıldığı herkese malum. Sürekli müfettişler var farklı muhalif belediyelerde. Sürekli eksiklikler, sürekli davalar var. Müfettişe ben hiç karşı değilim. Sayıştay denetimine hiç karşı değilim. Gelsinler mesela Kuşadası Belediyesi'ne 7 yıldır gelmiyormuş Sayıştay hiç. Geçen yıl sonu itibariyle geldi. 2014 hesaplarını denetlemeye, 2015 hesaplarını denetlemeye, 2015'in ilk aylarında da geldi. Pardon, 2015'in son aylarında geldi. 2016'nın ilk aylarında geldiler. 4 kişilik bir ekip, pırıl pırıl insanlar. Bütün hesapları denettiler. Benim de içim rahatladı. Neden? Çünkü insan bilerek yanlış yapmayız Allah'a şükür ama bilmeden bir yanlış yapıyor olabiliriz, yanlış işlemiş olabiliriz. O anlamda çok ciddi anlı problemler çıkmadı. Dolayısıyla yani müfettiş veya Sayıştay denetimden kaçmaktan bahsetmiyorum ben. Ama amaçlı denetim olmaması gerekir. Denetimden kaçmak zaten yanlış bir mantık. Bir şekilde eğer yanlış yapıyorsanız o yanlışa devam ediyorsunuz demektir. Daha büyük yanlışlara gebelir bunlar. Ama denetlenirse arkadaşım, çünkü bunlar üstad. Yılların işte baş müfettişleri, yılların Sayıştay denetçileri. Bunu böyle olması gerekiyorsa kanunen, mevzuat gereği öyle yapmanız gerekiyorsa öyle yapacaksınız. Yani bunda başka bir şey, çıkış yolu yok. Eğer dediğiniz üzere ki aynen öyle olduğunu da düşünmekteyim. Ciddi anlamda olması gereken denetim şekillerinin olmasının noktasında sıkıldığımız yok. En azından yanlı olmayan denetimleri de her şekilde de paylaşmalıyız. Zaten içerisinde adalet geçen bir partinin de muhalif belediyelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partili, diğer konjektördeki siyasi muhalif belediyelere ciddi anlamda adaletli olmasının gerektiğine inanıyorum. Peki sevgili başkanım, pek de arayı uzatmayacağız. Biraz ara verdik ekranlarımıza konuk almakla sizle ilgili ama çok da uzatmadan ara ara yerel gündemde sizi konuk almak istiyoruz. Çünkü çok ciddi projeleriniz var, çok ciddi yatırımlarınız olacak bir dahaki sezona, bu sezon sonu itibariyle. Bu bölümle ilgili sevgili Kuşadalılara, Halk TV izleyenlere birkaç cümle daha alıp programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Son cümleden önce bir şey daha ilave etmem gerekiyor. Hani demin lütfen, ne yaptık lütfen. İki yılda diye anlatırken. Çok önemli bir şey yaptık biz. Bu yıl 26-30 Ekim tarihleri arasında Alman Seyahat Ajantaları Birliği, DRV diye kısaltılmış olan, genel kurulunu Kuşadası'nda yapıyor. Bütün bu negatif pozisyona, terör vesaire vesaire çizilen negatif duruma rağmen bunun için TÜRSAP başta olmak üzere, bakanlık olmak üzere biz belediye olarak Kuşadası'ndaki KODER, bütün sivil toplum, turizmle ilgili bütün sivil toplum kurumunda araştırma, ama bizim ciddi anlamda desteğimizde de biz de Lizbon'da DRV'nin geçen yıl 2015 yılı ile ilgili yaptıkları kongreye gittik. Nasıl yapıyoruz bak, bu genel kurul nasıl oluyor bir görün diye bizi çağırdılar ama yani açıkça söylemek gerekirse ben demin anlatmaya çalıştım. Kuşadası ve Türkiye özellikle turizmde öyle ilerledi ki yani hizmet kalite fiyat bağlamında en doğru, en net, en pozitif ülke olduk. Hem hizmet hem de fiyat anlamında. Onu görünce o genel kurulun sonuçta yaptıkları aktiviteler falan, biz burada onun çok alasını, 100 katını, 1000 katını yaparız. Bu ne demek biliyor musun? 1500 Alman seyahat ajantası, turist değil bak, Alman seyahat ajantası sahibi, CEO'su neyse buraya gelip genel kurulunu yapacaklar burada Türkiye'de ve Kuşadası'nda, Komer'de. Hatta Komer'in de bu anlamda ilk uluslararası faaliyet olacak. Biliyorsunuz Komer, evet, ciddi bir salonumuz var. Mavi Bayrak'tan bahsetmedik. 16-17 idi Mavi Bayrağımız. 21 plaj, bir tane marinaya çıktı. Geçenlerde onun törenini yaptık. Bu sene bir tane daha arttı Mavi Bayrağımız. Uluslararası Sanat Festivali yaptık. 22 ülkeden Amerika, İngiltere, İran, Fas vesaire dahil olmak üzere 22 ülkeden 80 sanatçının katıldığı bir festival
Çalıştay yaptık. Ondan sonra ilk defa Giritliler, Uluslararası Giritliler Sempozyumu yaptık. Giritliler Festivali eskiden beri yapılana devam ettik. Sonrasında ilk defa Giritliler Sempozyumu yaptık. Uluslararası, hatta İlber Ortaylı hocamızı da çağırdık. O da biliyorsunuz tarih konusu duayendir. Duayendir, onu da çağırdık. Ben şunu diyorum, biz seçimlerde, seçim provandası sırasında sloganımız vardı. Kuşadası'nı hep birlikte, Kuşadası'yla birlikte yöneteceğiz. Kuşadası'nın güçlerini birleştireceğiz. Bunu bugüne kadar yapmaya çalıştık. Başarılı da oluyoruz. Önümüzdeki günlere daha çok başarılı, çünkü belediyeden ancak dışarı çıkmaya başlıyoruz. Ve bizim hala şu iddiamız devam ediyor. Dünya bu dönemin sonunda, yani 5. yıl sonunda dünya Kuşadası'nı konuşacak diye bir iddiamız, bir sloganımız vardı. Bunu da başaracağımızdan eminim. Bir tek dileğim, 2 yıldan, hatta eğer Haziran'da bitti sayarsak 27 aydan beri Kuşadası Kamuoyu'nun seçimde oylarıyla verdiği destek, 27 aydan beri bize, bu yönetime güvenip, sadece ben değil bütün meclis üyeleri arkadaşlarımla birlikte bize verdikleri güven ve destek hala devam ettiğini görmekteyim. Bunun da devam edeceğini biliyorum. Onları sadece ve sadece, bırakın kendi düşüncemizi, vizyonumuzu, sadece bu güvene layık olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan herkes emin olsun. Ülke genelinde söylemek gerekirse hiçbir zaman umutsuz olmamak lazım. Umut olduğu yerde her zaman çim biter, tohum yeşerir. Ülkemiz zor günlerden mi geçiyor? Evet, geçiyor. Ama bunlar da atlatılır. Biz kısaca şunu söylemek istiyorum. 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığından daha kötü durumda değiliz. O durumda Türkiye Cumhuriyeti bu hale gelmişse, bugünlerden de özlediğimiz, istediğimiz düzene geleceğine, demokratik, hukuk devleti, özgürlüklerin olduğu, kişisel hakların olduğu, hukukun işlediği bir ülkenin kurulacağına, bu milletin bu konuda irade göstereceğine ben eminim. Bu nedenle Halk TV'ye bu mesajı verme fırsatı verdiği için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de güzel ekranlarımız aracılığıyla yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde irdeleyerek programımıza kattığınız renkten ötürü teşekkür ediyorum. Az önceki sloganımı da kişiselleştiriyorum. Hizmetin adı Kayalı, hizmetin merkezi Kuşadası. Şurası. Kafile oldu, iyi oldu. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler, bir yerel gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki program, güzel ülkemizin farkındalığı olan noktalarındaki bizim amirallerimiz, amiral gemilerimiz, yıldızlarımız olan belediye başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmaları ekranlarımızla sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Haber alma özgürlüğünü iliklerine kadar hissettiğiniz, yaşadığınız Halk TV ekranlarından ayrılmıyorsunuz. Hoş kalın, hoşça kalın. Yerel yönetimsiz kalmayın.